Cenab-ı Hak ayette vahum fi gafletin demiş. Gaflet. Bu gaflete sevk eden şeyin de dünya olduğunu nihayetinde konuştuk. Dünyanın arzusu ve sevgisi ve tutkusu bizi diğer sürece, inkar sürecine kadar götürüyor. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ Kim Allah'ı inkar ederse, مِنْ بَعْدِ اِيمَانِهِ imanından sonra, اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْا۪يمَانِ Arada bir gruplarını istisna etti, baskıya uğramış, kalbi imanla mutmain olanlar hariç, baskıya uğramadan gönüllü şekilde küfre kendisini bırakan kimseler. مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا Geniş bir şekilde göğsünü küfre açan kimseler. Yani böyle yavaş yavaş yol alıyor. Küfür ve küfre dair süreçte gönlünü oraya açmış. Bugün bir şey kabulleniyor, yarın daha başka bir şey kabulleniyor. Küfür sürecinde gün be gün ilerliyor. مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا Dikkat edin, başta imandan geldik. Bu ayet hiç iman etmemiş kimseleri konu edinmiyor. Bu ayet iman etmiş kimselerin küfür sürecindeki ilerleyişlerini konu ediniyor. Başta Cenab-ı Hak zorla dillerine küfür söyletilip de kalpleri imanla mutmainken onlar hariç dedi, bir kenara koydu. Ammar bin Yasir gibi mesela. Bizim konuştuğumuz men şeraha bil kufri sadran, kendi göğsünü küfre açan kimseler. Bunlar فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ Allah'ın gazabı böyle kimselerin üzerinedir. Bizim açımızdan şu andaki en önemli tehlike budur. Biz iman sürecinden muhtemelen çoğumuz gün be gün küfre gönlünü açmış bir şekilde ilerliyor. Ve bu kuşaktan kuşağa o kadar belirgin ki, yani bazen insan acaba benim zürriyetim şöyle mi olur, şunlar gibi mi olur, bunlar gibi mi olur diye değerlendiriyor. Çünkü bizle bizden öncekileri değerlendirince makasın ne kadar açıldığını, bizden öncekilerle dedeler mesabesini değerlendirdiğimizde makasın daha açık, makasın daha açık kaldığını görüyoruz. مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا Küfre göğsünü açmış, gönlünü açmış. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ Bunlara Allah'ın gazabı var. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Bunlar için muazzam bir azap var buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kısmı malum. Peki sebep ne? Sebep ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Çünkü bunlar dünya hayatını ahirete nazaran daha sevimli buldular. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını ahiretten daha sevimli bulmak dediğimiz bir psikolojinin elinde sonunda nereye dönüşeceğini okuyoruz ayet-i kerimeden. Dolayısıyla bizim kendimizde gidip yakalayacağımız, kendimizi yoklayacağımız yer burası. Dünya ve dünyadan beklentilerimiz, ahiretten beklentilerimizi bastırıyor mu? Dünya daha sevimli kalıyor mu? Sabah kalktığımızda, akşam yattığımızda geleceğe dair plan, beklenti ve düşüncelerimizde dünya baskın bir gelecek yoksa ahiret ufukta muazzam bir şekilde ışıl ışıl dünyayı karartmış, dünyayı küçültmüş, dünyayı anlamsızlaştırmış. Yolculuğumuzun Yüce Yaradan'ın mutlak muştusuna bütün bir tutkuyla cazibesine kapılmış bir halde ilerliyoruz. İman ve ahirete bakan yakin düzeyi. Böyle kimseler açısından bu ayet اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ Hesap yaklaştı ayeti. Elbette günahsız kimse yok, herkesi belli oranda ürpertir ama diğerlerini şok ettiği ve korkuttuğu kadar değil. Onların daha fazla diriliklerine, daha fazla hazırlıklarına yol açar. Berikilerin ise korkularını
tiksinmelerini, ürkmelerini ve daha fazla uzaklaşmalarını sağlıyor. Çünkü adamın tercihleri, çıkış noktası, elindeki pusulası bunun tam tersi. Pusula aksi gösterdiği için siz böyle bir şeyi söylediğinizde daha fazla uzaklaşıyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ Bu dünya hayatını daha sevimli bulan kimseler. Kur'an'da bizi en çok korkutmasını değerlendirdiğim ayeti kerime. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Yukarıdaki ayete baktığınızda iman eden kimsenin küfre gönlünü açıp Allah'ın gazabıyla ve muazzam bir azapla sonlanan bir süreci anlatılıyor. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki dünyayı sevimli buldular. Biz de orada, ben de orada, yani bu kadar mı? Dünyayı sevimli buldukları için mi bu başlarına geldi? Bu kadarcık bir şeyden ötürü mü başlarına geldi? Dünyayı sevimli bulmak o kadar korkunç bir şeye mi yol açıyor diye bunu öğrenmemize yol açması gerek. Biz dünyayı sevimli bulmak, ahirette nazaran dünyaya daha sempatik kalmak, daha yakın bir planda etkisinde olmayı eğer hafife alıyor isek, bu öyle bir şaşılık meydana getirecek ki elinle ayağınla başlayan gönlüne kadar uzayacak ve seni ahiret beklentisinden dünyaya yönelmeyi, istikametini değiştirmeni sağlayacaktır. Çünkü fizikte bir kaide var. Baskın olan etki neyse netice ona göre gerçekleşir. Yani yüzlerce vektör bir cisme etki ediyor. Hepsi birbirini yok ediyor. Bir tanesinin etkisi bu tarafta. Cisim o yönde ilerler. Eğer Allah Azze ve Celle'nin vaadine doğru baskın bir yaklaşım ile beklenti o yönde değilse, kişinin çoğu düşüncesi bu yönde değilse, çoğunluk ve beklenti dünyaya, dünya renginde ise ahiret orada malzeme kalacaktır. Kenarda bir figür olarak, yer yer korkular çok ürperdiğinde, yer yer ölüm etkisi gündeme geldiğinde, iyi o zaman ahiret var diye yedek bir lastik gibi, yani korkumuzu dindirdiğimiz kenardaki bir malzeme gibi duruyor. Esas yolculuğumuzun amacı değil, kenarda duruyor. Çok korku olursa ahiret mi? Ha o zaman ne diyecektik? Bir şeyler vardı, ha cennet var, tamam. O cennet olacak orada da tabii. Bittim mevzu, kapatıyoruz kenara, yine esas gündemimiz, fiili, gerçek ve cari gündemimiz. Bankalarda cari hesap vardır, yani açık, işleyen hesap orası. Bizde işleyen şuur ve düşüncede dünya merkezli ve orijinlidir. Ahiret ise yer yer sohbetlerde açtığımız, ölüm vesaire böyle olaylar etkisiyle, ciddi hastalıklar münasebetiyle geçtiğimiz diğer düşünce bir biçimi. Ama o cari olan değil, o vadeli. O ne zaman açılacak? İşte vadesine daha var diye hep orada bekletip tutuyoruz. Dolayısıyla yaşama, hayatın kendisine etkisi ya hiç yok ya da son derece sınırlı kalıyor. Dolayısıyla da bu tarz bir yaklaşım ile kafirlerden farklı yaşamayan müminler olarak görünmeye başlıyoruz. Hepsi bu kadar mı? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Cenab-ı Hak اِنَّ هَا اُولَٰئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ الْآخِرَةِ Bunlar acele olanı seviyorlar, yani yakında olanı, hemen şimdi olanı, birazdan yapacağımız kahvaltı, öğlen yiyeceğimiz yemekten daha değerli. Çünkü o daha yakın. Akşama yiyeceğimizden de daha değerli. Çünkü daha yakın. Biz yakında, beride, dibimizde olanı. Allah Azze ve Celle de diyor ki ben sana akletmeyi nasip ettim. Sen zihninle eğer öğlendeki daha kıymetliyse yahut akşamdaki daha kıymetliyse her şeye değerini olması gerektiği kadar verebilecek bir akletmeye sahipsin. Hep mesafe ölçerek değer verirsen bunu hayvanlar da yapıyor. Bir şey ne kadar yakınsa onu daha değerli belliyor. Benim için bir şeyin değeri bana ne kadar yakın olduğu ile ben onu ölçerim. Dediğiniz zaman hayat sizin ufkunuzu daraltıyor ve merkeze oturuyor. Bir dağ gibi oturup sizi artık etrafta hiçbir şey göremez hale getiriyor.
Halbuki innahum yarawnahu ba'ida. Allah bizden ötürü konuşurken onlar uzak görüyorlar bizim vaadimizi, gerek cennet ve tehdidimizi gerekse cehennem. Ama ve narahu qariba, biz yakın görüyoruz. Ayeti kerimenin girişindeki yakınlık ve uzaklık da bizim perspektifimizden değil, mutlak bir bakış açısıyla. O yüzden Cenab-ı Hak yakın dedi. Eğer biz bir mezbahaya şöyle tepeden bakıp o arka sıralardaki hayvanların eğlencesini görsek, nasıl birazdan kesileceksin diye ona bakarsak, arada sırada kaç kişi olursa olsun, aynı bakış açısıyla Allah Azze ve Celle اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ, hesap yaklaştı diyor. Ve şöyle de bir durum var ki süreç işliyor. Yani süreç başlamamış, bir zaman sonra başlayacak ve öylece yakınlaşacağız değil. Süreç başlamış, yoldayız zaten. Ve her geçen gün önceki günden daha yakın. Dolayısıyla اِقْتَرَبَ sadece bir tehdit oluştursun diye söylenmiş lafız değil. Bu yakınlaşma her geçen gün fiilen işleyen bir şeydir. وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ'daki gibi bize döndürülmektesiniz. Hakikaten her an dönmekteyiz. Her an bu süreç daha yakın, daha yakın olarak gerçekleşiyor. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, dünya hayatını ahirete daha sevimli buldular diye. Derken Cenab-ı Hak bu gerekçeyle açıklarken bu insanların yaklaşımını, sürecin nereye bağlandığını da söyledi. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, halbuki Allah kafir kavme hidayet etmez. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, Allah işte bunların kalplerini mühürledi. Sen mi dünyayı daha sevimli buldun? Yüce Yaradan'ın çağrısına rağmen, olanca değerine, ehemmiyetine rağmen ahireti hep göz ardı ediyorsun. Yüce Yaradan'dan sorumluluktan hep kaçıyorsun. Hatırlatan her türlü ayeti hayatından ve dikkatinden uzak tutmaya çalışıyorsun. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, bir zaman sonra Cenab-ı Hak bu hoşlanmadıkları şeylerden onları ve irtibatlarını tamamen kesti. Çünkü bu çağrı ve davetiyeler ve bu hatırlatıcı hayatımızdaki faktörler Yüce Yaradan'ın büyük bir nimeti ve sınırsız değil. Belli bir imkan dahilinde kişiye yaşatıldıktan sonra özellikle kaçıyor, özellikle imtina ediyor. Yaş oldu 50, 40, 60, bu kadar çağrıya rağmen, ibrete rağmen hala dünya odaklı ve yaratıcıyı hayat denkleminin dışında tutan bir perspektif ile yürüyor ise Cenab-ı Hak diyor ki senin bu işe yarayan kalbini artık bugünden sonra iptal ediyorum. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, artık kalpleri mühürlenmiş, bugünden sonra gaflet kalıcı bir haldir. Artık hep gaflet. طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, yani ölünceye kadar. وَعَلَى سَمَعِهِمْ, ve işitmelerini de Allah mühürledi. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمَّعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, işitmelerini ve basiretlerini. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, işte gafiller bunlardır. Demek ki ayette bahsedilen ve bizi içine çekip duran gaflet adeta bir şey gibi çekiyor. Şu nedir? Hani böyle döne döne içine çekiyoruz, girdap gibi. Ama bu girdap bizim haricimizde, bizim etkisine kapıldığımızda kurtulamadığımız bir girdap değil. Bu girdap bizim içimizde sevgisine imkan verdikçe, kendimizi sevgisine açtıkça, Allah'ın vaadini, Cenab-ı Hakk'ın müjdesini öteye bırakıp onu merkeze aldıkça etkisine girdiğimiz dünya girdabı. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ